Evet sevgili seyirciler, şimdi yerel seçime gidiyoruz. Önemli bir yerel seçim diyoruz. Adaylar partiler tarafından yavaş yavaş açıklanıyor. Tabii büyük şehirler en merak edilenler. İstanbul için AKP'nin adayı günler öncesinde açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Binali Yıldırım. Aynı zamanda meclis başkanlığı görevini sürdürüyor. Fakat Binali Yıldırım'ın bu görevi sürdürmesiyle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmesi tartışma yarattı. İstifası bekleniyordu. İstifa etmedi. Bugün kendi açıklamaları da oldu. İstifa etmeyeceğine yönelik. Hukukun olduğu yerde etik konuşulmaz. Hukuk devletinde hukuk konuşulur. Meclis başkanlığında istifa etmeme konusundaki kararlılığında bir değişiklik yok dedi. Hem hukuki açıdan hem de etik açısından tartışılıyor bu konu. Karşımızda Sayın Salim Şen var. Sayın Şen, iyi akşamlar. İyi akşamlar Lalem. Evet, Binali Yıldırım'ın istifası, daha doğrusu istifa etmemesi konuşuluyor. Kendisi hukukun geçerli olduğunu söylüyor ama biz sık sık anayasayı da hatırlatıyoruz. Anayasadaki boşluklar nedeniyle böyle bir durumun oluşabileceği düşünülmediği için boşluklar da tartışılıyor tabii. Şimdi bu durumu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Sayın Binali Yıldırım'ın pozisyonuyla ilgili anayasada herhangi bir boşluk söz konusu değil. Anayasanın 94. maddesi bir hukukçu olmayı bile gerektirmeyecek kadar açık. Yani her bir vatandaşımızın metni doğrudan okuduğunda aslında sonuca varacağı kadar açık bir hüküm. 94. madde diyor ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, üyesi bulunduğu partinin meclis içindeki ya da dışındaki hiçbir faaliyetine katılamaz. Bu kadar açık. Şimdi seçim süreci ve bir partiden adaylık söz konusu olduğu için üyesi bulunduğu, yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin baştan sona bir faaliyeti olduğu, işte seçim meydanları, mitingleri, çalışmaları, örgütle ilişki vesaire, hangi açıdan bakarsanız bakın 94. maddenin kapsamında kalan bir seri faaliyetler olarak ortaya çıkacak. Bunların tamamı anayasanın 94. maddesine külliyen, bakın altını çizerek söylüyorum, tamamen istisnasız bir şekilde aykırılık teşkil eder. Şimdi bu olayın bugün Sayın Binali Yıldırım'ın o demecini de biraz önce sizden yine tekraren izledim. Yani hukukun olduğu yerde etik konuşulmaz. Şimdi çok talihsiz bir beyan. Ne şekilde anlamamız gerektiğini de açıkçası kavrayabilmiş değilim. Yani bu sanki bu sözün içerisinde evet bu etik değil ama hukukidir, ne yapalım gibi bir itirafı da barındırıyor. Yani aslında etik olmadığının böyle çok zahiri bir kabulü şeklinde ortaya çıkıyor adeta. Efendim bu meselenin hakikaten ben de iki boyutuna dikkat çekmek isterim. Bir tanesi hukuki tarafıdır ki bu hiç konuşulacak bir tarafı bile yok. 94. madde açısından çok net. İkinci tarafı da etik ve demokratik değerler açısından. Lale Hanım, Türkiye Büyük Millet Meclisi yaklaşık 100 sene önce kurulmuş ve milletimiz açısından da, cumhuriyetimiz açısından da en sembolik, bakın en sembolik kurumlarımızın başında gelir. Mustafa Kemal Atatürk'ün İlk başkanlığını yaptığı ve Kurtuluş Savaşı'nı dahi yönetmiş bir organdır orası. Bugün 80 küsur milyon her bir vatandaşın kendi temsilcilerini yolladığı ve kendisini doğrudan temsil ettirdiği en yüksek makamdır. Dolayısıyla 94. madde Atatürk'ten bu yana bu en saygın kurum olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın o saygın ve tarafsız konumunun korunması amacıyla getirilmiş bir düzenlemedir. Siz şimdi hem o makam bende kalsın, efendim bunu da terk edeyim, bunu da yedeğime alayım, meydanlara da ineyim, bir siyasi partinin belediye başkanı adayı olayım, bu İstanbul olur, Adana olur, Hakkari olur, hiç fark etmez. Her iki görevi birleştireyim bu anayasaya rağmen, meydanlara çıkayım derseniz, öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurumsal kimliğine, sonra Cumhuriyetimizin tarihsel ve kültürel bütün kazanımlarına, değerlerine ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın Atatürk'ten bu yana gelen en saygın, tarafsız, üst kimliği oluşturmuş konumuna
halel getirirsiniz, erozyona uğratırsınız, zayıflatırsınız. Bu işin gerçekten demokratik ve etik yönüdür. Yani bunu hukuksal ayırt etmek her şeyden önce vicdani değil. Şimdi tabii biz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hukuku kendi istediği biçimde eğmesine, bükmesine, yorum yapmasın, nasıl istiyorsa o şekilde kullanmasına ya da uygulamasına artık alışmış bir toplum haline geldik. Dolayısıyla anayasanın şu veya bu şekilde ne yazdığı değil, Adalet ve Kalkınma Partisi açısından ne anlama geldiği önemli. Şimdi böyle bir hukuksal konuda dahi bütün hukuki çevreler, işte bugün akademi, 80 küsur tane hukuk fakültesi, yüzlerce binlerce hukukçu susup bu konuda neyin hukuki, neyin hukuki olmadığını da olayı bizzat tarafı aktörü olan Sayın Binali Yıldırım açıklıyor. Bunun hukuki olduğunu söylüyor ve meseleyi kapanmış görüyor. Bu mesele böyle kapanmaz. Yani bu şekilde devam edilirse, istifasız bir şekilde bu her iki kimlik bir arada götürülürse anayasa temelden ihlal edilir. Peki Sayın Şen, Yüksek Seçim Kurulu ne yapmalı bu durumda? Yani Yüksek Seçim Kurulu işte adı var kendisi yok. Bir kurum haline geldi. Yani o da saygınlığını şu anda tartışılır bir duruma soktu. Biliyorsunuz 3-5 gün kadar evvel bir torba yasayla bir yasal düzenleme yapıldı. Efendim Yüksek Seçim Kurulu'nun 6 üyesi başkan dahil bu ay içerisinde görev sürelerini tamamlayıp ayrılmaları gerekirken hem onların hem diğerlerinin görev süreleri 1 yıl süreyle bu seçimleri de kapsayacak biçimde uzatıldı. Birdenbire böyle bir düzenlemeyle karşı karşıya kaldık. Biliyorsunuz Yüksek Seçim Kurulu seçimlerin işte eşit, adil, şeffaf ve dürüst bir şekilde yapılmasının anayasal olarak teminat altına sokulduğu tek kurum. Kararları kesin. Şimdi böyle bir kurumun tam seçimlere 3 ay kala, efendim geçmiş işte referandum dönemindeki uygulamaları da hatırımızda. Yani saat 5-5.30'da oyunun kuralını değiştiren bir kurul oluşu da hafızalarımızda tazeliğini koruyor. İşte bütün bunları bir araya getirdiğimizde kurumun kendisiyle de bu şekilde bir oynama ile, yani onun da dengelerinin bozulması, anayasal tarafsızlığına bu şekilde zahiri gölge düşürülmesi bu süreçte bizi yine endişelendiriyor. Şimdi durup dururken yine Yüksek Seçim Kurulu'nun bir kararına da tanık olduk yine bir 3-5 gün kadar evvel. Birdenbire efendim cezaevlerinde tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlüler biliyorsunuz seçimlerde oy kullanabiliyordu. Bugüne kadarki bütün seçimlerde de kullandılar. Birdenbire bu seçimde bir karar verdi Yüksek Seçim Kurulu. Dedi ki tutuklular ve işte taksirli suçlardan hükümlüler kayıtlı oldukları seçim çevresinde ancak oy kullanabilecekler. Kayıtlı oldukları seçim çevresinin dışında iseler oy kullanamayacaklar. Bu ne demek? Yaklaşık 100 bin tutuklu ve işte o hükümlülerin neredeyse %95'inin oy kullanamayacak hale gelmesine sebebiyet verdi. Böyle bir düzenleme niye gerekti? Hangi cezaevinde oy vermenin güvenliği halel getirilmişti bugüne kadar? Yani türlü uygulamalarla zaten Yüksek Seçim Kurulu kendi tarafsızlığını ve güvenirliliğini bugüne kadar çeşitli vesilelerle sorgulamamıza zaten sebep olmuş bir kurum. Bu konuda tabii ki müdahale etmesi lazım. Şu aşamada değil ama yani hukuksal olarak adaylıklar kesinleştikten sonra yani biliyorsunuz öncelikle sanıyorum 19 Şubat gibi aday listeleri işte Yüksek Seçim Kurulu'na şey seçim kurullarına verilerek oranın da 1-2-3 gün itiraz süresi var. Orada itiraz edilecek Sayın Binali Yıldırım'ın adaylığına anayasaya göre uygun olmadığı şeklinde bir itiraz yapılacak. Bu itiraz işte seçim kurulu tarafından değerlendirildiğinde buna Yüksek Seçim Kurulu karar verecek. Yani bence verebileceği tek karar var ortada. Bu da anayasanın 94. maddesine göre istifa etmeden yapılacak bir adaylığın uygun olmadığı ve kabul edilmemesi gerektiği yönünde olacak diye umuyoruz inşallah. İnşallah böyle olur. Hep önümüzdeki döneme ilişkin temenni ve umutlarla gidiyoruz Sayın Şen. Bakalım ne olacak. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
Evet, aslında durum çok açık ve net ama az önce Sayın Salim Şen'in yorumlarının sonunda da belirttiği gibi umuyoruz, ümit ediyoruz diye aslında hukuki bir gerçeklik var. Siyasi etiği de bir kenara koyarsak ama hep işte ümitlerle beklentilerimizi taze tutmaya çalışıyoruz sevgili seyirciler.